Değerli izleyenler, 4 senelik zeytin ağacının dip temizliği ve şekil budamasını yapacağız. Zeytinde ilk diktiğimiz zamandan itibaren çeşitli şekillerde budamalar oluyor. Başka videolarda bu zeytin ağacının ilk sene dikildiğinde nasıl budama yapmamız gerekiyor? 5 senelik zeytin ağacında nasıl budama yapmamız gerekiyor? 10 senelik zeytin ağacında nasıl budama yapmamız gerekiyor? Size bunları da göstereceğim. Şu anda biz 5 senelik olan şu ağaçta şekil budaması ve dip temizliği yapacağız. Değerli izleyenler, bu ağaç şu anda her tarafından fışkın vermiş. Bu şekilde istemiyoruz. Her tarafında fışkın verdiğinde zeytinin verimi düşüyor. Arasında kurumalar meydana geliyor. Öncelikle şu dip temizliğini yapıyoruz. Başlayalım. Evet, dipten süren bu taze fışkınların tamamının güzelce temizlenmesi gerekiyor. Bunlar kesilmediği takdirde bütün güç bu fışkınlara gideceği için üstteki dallara ve zeytine daha fazla şey gitmeyecek. Güç gitmeyecek. Bunları keserek zeytinde verimin yukarı doğru çıkmasını sağlayacağız. Şu aranın da açılması gerekiyor yine. Bu arada çok fazla tıkanmış. Zeytin ağacında aralama çok önemli. Çünkü bunlar da kuruma yaptığı için zeytinin arası hava almadığı için zeytin verimi düşüyor. Evet. Evet. Değerli izleyenler, zeytin ikinci ya da üçüncü senede şu şekilde 3 tane sac ayağına oturtulması gerekiyor. Yani 3 tane dal verilmesi yeterli. Şimdi bu arayı aşmadığımızda şu kestiğimiz dallarda gördüğümüz üzere zeytin artık kurumaya başlıyor. Biz bu şekilde kurularını da bunu çıkartarak şu anda havalarak yeni taze sürgünlere geçmesini istiyoruz. Taze sürgünlere geçtiği takdirde zeytin de verime yatmaya başlayacak. Çünkü bize şu taze sürgünler, özellikle şunlar, şu göstereyim. Bunlar ne kadar uzun olursa ve çok olursa o kadar onların üzerinde çiçeklenip zeytine verim vermeye başlayacak. Bu ağaç bu sene verime geçecek artık. O yüzden budamasını ve sürgün yapması için bu şekilde arasını komple açıyoruz. Arası ne kadar temiz ve hava alacak durumda olursa şu kuruları da çıkarıyoruz. Şöyle arasında bakın kurular var. Bu kuruları çıkardığımızda oralardan taze sürgünler sürmeye başlayacak ve zeytin etrafa doğru biraz daha açılacak. Yani yayılacak bir anlamda. Şimdi mesela şu yetişmiş 8 yıllık bir dal bu. Mesela etrafa doğru yaydırmışız. Bunun da yine 2 senede bir içinin kurularını temizliyoruz. Bu şekilde olacak zeytin ağacı bu da. Şu anda bu 5 yıllık zeytin ağacında aralama budamasından sonra taze sürgüne geçmiş olacak. Evet, zeytinimiz şu anda hazır. Dediğim gibi zeytinin her sene ayrı bir budaması oluyor. Bunların hepsi her sene ayrı ayrı bir şekilde yapılması gerekiyor. Ortasını açma ve şekil budaması bu şekilde oluyor. Şimdi biraz daha küçük bir dal. Bu da 3 senelik olan bir dal. Fazla büyük değil. Bunun da yine şu alttan gelen fışkınların temizlenmeye ihtiyacı var. Bunu da 3 tane yine dediğim gibi sac ayağına oturtacağız. Bunu da nasıl oturturuz? Mesela şurada ikili giden bir yer söz konusu. Burayı temizleyeceğiz ve zeytinin yayılmasını sağlayacağız. Arasını da tamamen açacağız. Şu ortasının boşaltılmaya ihtiyacı var. Şu dalı falan çıkaracağız o yüzden.
Evet. Dalı çıkardık. Zeytin arası aralanmış oldu şu anda. Arası hava aldığında ve zeytin 3 tane sacayana oturtulduğunda, 3 tane yani sürgüne bırakıldığında zeytin her tarafına yayılmış olacak. Şu anda şekil budaması yaparken babam özellikle şu ortasını mükemmel bir şekilde açtı. Zeytin ağacında ortasının açılması çok önemli. Şöyle kamerayla gösterdiğimde ortasının bomboş olduğunu göreceksiniz. Bu şekilde zeytin etrafa doğru yayılmış olacak. Her zaman biz üçlü sacaya üzerine oturtuyoruz. Yani 3 tane sürgünün etrafa yayılmasını sağlıyoruz. 3 senelik zeytin ağacının budaması ve sacayana oturtulması da bu şekilde. Dip temizliği çok önemli. Şu diplerinde hiçbir şekilde sürgün kalmaması gerekiyor. Çünkü bu sürgünler devam ettiğinde bu zeytin ağacı kurumaya yüz tutar. Ortasında sürgünler kurumaya yüz tuttuğu için zeytin verime de yatamaz. Zeytini verime yatırmak için bu şekilde etrafa doğru yaydırıp bu şekilde sürgüne geçmesini sağlamak gerekiyor. Şu taze sürgünlerden artık zeytin vermeye başlayacak. Biz seneye artık bu daldan da yine zeytin almaya başlarız. İlk sene 10-15 belki 20 zeytin verir. Daha sonra ise 5-10 kilo. Daha sonra 50-100 kiloya kadar zeytin alabileceğiz dallardan ilerleyen süreçte. Evet. Şimdi de yine 5 yaşında olan bir dalımız var. Burada da biraz ortası tıkanmış. Yine ortasının açılması gerekiyor. Şimdi de ortasının açımını yapacağız. Evet. Zeytinin özellikle ortasını şu şekilde girip şu ortadaki tıkanıklığı boşaltmak istiyoruz. Çünkü hava alması gerekiyor zeytin ağacının. Evet. Zeytinin özellikle dibine oturmadan tabii dibindeki sürgünleri almak biraz zor oluyor. Burada hemen hemen 4 tane sacaya üzerine oturmuş oldu. 4 tane sürgün var. Biz bu şekilde yayılmasını devam etmesini sağlayacağız. İleride boğulma durumu söz konusu olursa eğer kolun birini çıkarmayı düşünürüz. Evet. Bu şekilde zeytinin arası da açılmış oldu. Açılmış oldu. Kurumaya şey kalmadı. Evet. İçindeki bu sürgünleri çıkarmazsak, şu altta gördüğünüz kestiğiniz boğan sürgünleri çıkarmazsak zeytin devamlı o sürgünlere giderek üstündekilerde ise şu bölgümdekilerde kuruma yapmaya başlayacak ve biz asıl zeytinin verime yatacağı yerde devamlı şu alttan gelen sürgünlere gideceği için ağaç boğulup kalacak ve zeytin alamayacağız. Bu şekilde de verime yatmasını sağlıyoruz bir anlamda dalın. Tabii bu dip temizliği çok önemli. Her sene gerekirse yapılması gereken bir temizlik. Zeytin ağacı kaç yaşında olursa olsun bu dip temizliği mutlaka yapılmalı. Özellikle genç dallarda yani 3 yaşında 5 yaşındaki olan dallarda dip temizliği yapılmadığı takdirde zeytini verime yatması gecikir. Güç oraya gider. Güç devamlı o alttan gelen sürgünlere gittiği için üst taraftan verim alınamaz. Evet şöyle arasını göstereyim size. 4 tane kol bırakıldı bunda da. Genel olarak 3 tane bırakıyoruz ama bunun şekil budamasında 4 tanesi de uygun oldu. İleride dediğim gibi çok boğulma durumu söz konusu olursa şuralardan mesela sürgünler devam ederse mesela bu üste giden sürgünü de kesme durumumuz olabilir. Bu şekilde zeytini de bu zeytin ağacı da bu şekilde budanmış oldu. Şu anda bir tanesi mesela şu sürgün çok fazla yukarı çıkıyor. Biz aslında yana vermesini istiyoruz dalın.
Bunu da dediğim gibi ileride şu alttan gelen kolların büyümesiyle şu üste gideni de bir şekilde aralayıp, yani zeytinini aldıktan sonra da aralayabiliriz. Çünkü dediğim gibi 2 senede bir bu zeytinler hep budanacak. Yani yaşı kaç olursa olsun budama yapılacak. Ara temizliği yapılacak. Kuruları çıkarılmış olacak. Evet. Yine burada da 4 yaşında olan bir zeytin ağacımız söz konusu. Bunda da aynı şekilde yapacağız. Yine dediğim gibi bunda da 3 tane kolumuz var. 3 tane kol üzerine oturtularak. Önceden ayarlanmıştı. Tabii. İkinci senede ayarlanıyor genel olarak bu. Zeytini diktiğimizde ilk sene dip budaması var. İkinci sene ise bu şekilde üçlü ya da dörtlü bir şekilde süreye gitmesi sağlanıyor. Hem bu sayede zeytin de yayılmış oluyor etrafa doğru. Değerli izleyenler, şu altta kalan sürgünlerin kesilme sebebi de alçakta kaldığında hava alamaması söz konusu oluyormuş zeytinin. Yani belli bir metre yükseklikten sonra yanlara verdirmemiz daha verimli oluyor. Toplamasında da kolaylık oluyor. Zeytini bu şekilde de toplaması da kolaylık oluyor. Üstelik bunları toplarken altına branda falan seriliyor. Bu şekilde altına branda sermek ve taraklamak da kolay olmuş oluyor. Evet. Şöyle arasını size göstereyim yine. Arası bu şekilde açıldı. Şunu da aldığımızda tamamen açılmış olacak. Evet. Şu anda arası tamamen açıldı. Siz de zeytin ağaçlarınızı her zaman bu şekilde arasını tamamen boşaltma şeklinde aralamanız gerekir. Temizliğini yapmanız gerekir. Budamasını yapmanız gerekir. Daha önceden budanmıştı. Evet. Şu ağaç geçen sene değil, herhalde yakın zamanda budanmış. Çünkü taze fışkın her zaman verirdi. Yakın zamanda budandığı için 2 tane dal üzerine oturtulmuş bu. Genelde 3 dal üzerine oturtulursa etrafa yayılması daha güzel oluyor. 3 dal üstüne oturacak. Evet. Nereden oturacak? Burada. Şimdi babam bunu illaki de yine 3 dal üzerine oturtmak istiyor. Şuradan yukarıdan, çatalını yukarıdan ayarladı bu sefer. Alttan ayarlayamıyorsak yukarı doğru çıkıp ayarlanması gerekecek. Zaten yarım metre yükseklikten çatal verilmiş. Burası da 1 metre yükseklikten çatal verilmiş oldu bu sayede. Şöyle. Yine de 3 çatal üzerine oturacak. Evet. Büyüdükçe 3 çatal üzerine oturacak. Zeytin ağacı bu şekilde büyümeye devam edecek. Gel buraya. 3 çatal üzerine oturmuştum yine bizim. Evet. 3 çatal üzerine oturmuş ve arası açılmış zeytin ağacımız yine. Arasının hava alması ne kadar iyiyse o kadar da güzel verime geçecektir. Şu aradaki küçüklerin her zaman alınması gerekir. Onlardan zeytin beklemek doğru değil. Etrafa giden dallardan zeytin beklemek her zaman daha iyidir ve taraması da kolay olur. Bu ortadaki fışkınlarda eğer zeytin alırsanız taraklar ortadaki fışkınlara giremediği için zeytin toplaması da zor oluyor. Bunları da size zaten ilerleyen videolarda da yine göstereceğim. Yan tarafta ateş yandığı için kurularını da aldık şu taraftan. Değerli izleyenler, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.